Shift Late Net'ten herkese selamlar. Bugün sizlerin karşısında çok eğlenceli bir içerikle hazırlandım. Biliyorsunuz ki önümüz artık bayram. Bayram dediğimizde de genellikle böyle hediyeleşmeyi çok seven bir toplumuz. O zaman ben de şunu düşündüm. Bayramda sevdiklerimize, sevdiğimiz insanlara teknolojik hediye ne alabiliriz? Bu yüzden sizler için 500 Türk lirasını geçmeyecek 6 ürün seçtim. Ve böyle güzel bir liste hazırladım. Şimdi arkadaşlar sizler için 6 ürün hazırladım. Söylemiştim. Lakin şunu belirtmemde fayda var. Bu ürünleri sizlere anlatırken çok fazla derin bir şekilde teknik özelliklerine değinmektense kullanıcı deneyimlerimi paylaşmaya çalışacağım. Çünkü bu videoda sizleri teknik özelliklerle boğmaktansa birebir deneyimlemiş biri olarak size kendi deneyimlerimi anlatmak istiyorum. Ve bu arada ki bu ürünlerden şahsi olarak kendim mutluyum. Bunu da size belirtmemde fayda olduğunu düşünüyorum. Sizler için hazırladığım 500 Türk lirasının altında olan 6 teknolojik üründen bir tane Grundig'in solo Bluetooth hoparlörü yer alıyor. Boyutuna rağmen gerçekten güzel bir ses kalitesiyle karşımıza çıkıyor. Ayrıca suya ve toza dayanıklı ve küçük ve portatif bir ürün. Yani sporunuzu yaparken, pikniğe giderken, dışarı çıktığınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Bluetooth hoparlörünün de fiyatları günümüzde gerçekten arttı. Bu ürün bu manada mantıklı olacağını düşünüyorum. Logitech'in G402 oyuncu mouse'u. Bu arada şimdiden belirtmemde fayda var. Bu bir kablolu mouse arkadaşlar. Ama Yağmur neden kablolu mouse seçtin? Hani bu fiyatlara kablosuz mouse seçebilirdin dediğinizi duyar gibiyim. Ama benim için gecikmenin en aza indirgenmesi gerekiyor. Bu fiyat bandında baktığımızda ise gecikmeyi en aza indirgemek için bu mouse'u tercih ettim. Bu arada yüksek fiyatlı ürünlerde de halen ama halen kablolu mouse tercih etmekteyim. Bu arada bunu gerçekten dürüstüm. Twitch yayınlarımızı takip edenler varsa orada bile halen kablolu bir mouse kullandığımı göreceksiniz. Benim için açıkçası kablolu olması bir dezavantaj. Avantaj değil ama tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söylememde fayda var. Razer HDS Kraken. Baştan uyarayım, mikrofon ve ses kalitesi olarak gerçekten fiyat performans olarak beni tatmin etti. Lakin şöyle bir sorun var. Eğer ki bu ürünü kullandığınızda, şahsen ben kullandığımda şöyle bir sorunla yaşadım. 4-5 saatten sonra artık kulaklar acıtıyor. Yani o yastık dediğimiz kısımların çok da yumuşak olmadığını sizlere belirtmemde fayda var. Razer'ın bu arada ürünleri genellikle yüksek fiyat bandında olanları biliyoruz. Ama bu fiyat bandında da ürünleri olduğunu size belirtmemde fayda var. Bu fiyat bandında baktığınızda gerçekten mutlu olabileceğiniz bir kulaklık. Bunu böyle gamer diye tabir ettiğimiz oyuncu insanlara hediye ettiğinizde de bundan memnun kalacaklarını bilmenizde fayda var. İşte arzumu Shaken Tech Blender'ını tercih ettim. Benim için Blender'ın buz kırmama gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Benim için gerçekten hazırladığım o tariflerin pürüzsüz olması önemli. Ve genellikle soğuk tarif seven bir insanım. Benim için o buz kırma özelliği olacak. Bu arada gerçekten artık önümüz yaz. Hepimiz böyle spor yapmaya başladık. Eğer ki sevdiğiniz insanlar arasında spor yapan, sağlıklı beslenmeye çalışan ya da bu aşamaya başlamış olan biri varsa bu ürün onun için gerçekten vazgeçilmez olacaktır. Sizler için seçtim kulak içi kulaklık. Oppo Enco Buds kulaklığı seçtim. Bu arada şunu söyleyeyim. Ses kalitesi fena değil ama Bluetooth 5.2 destekleyen bir kulaklık. Bu yüzden oyunlardaki gecikme süresinin çok az olduğunu göreceksinizdir. Bu arada kulaklığın diğer bir eksi yönüne baktığımızda ise dışarıdan ses alma problemi olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu sorun çoğu lüks markada da karşımıza çıkan bir problem. Bu arada bunun bu problemi tamamen mikrofonun yeriyle alakalı olduğunu belirtmemde fayda var. Ama lüks kulaklıklarda olan bir problem böyle fiyat performans ürününde olduğunda da çok da gözümüze batmıyor. Bu videoda çok fazla fiyat performans ürünü dediğimi biliyorum. Ama arkadaşlar gerçekten bu ürünleri seçerken birazcık özen gösterdim. Ve maalesef ki şu ürün içinde fiyat performans ürünü demek zorundayım. Çünkü materyal olarak, kutusu olarak gerçekten hoş, kaliteli bir tasarımı var. Eminim ki karşınızdaki kişiye hediye ettiğinizde bunun bir fiyat performans ürünü değil, gerçekten kaliteli bir kulaklık olduğunu düşünecektir. Çünkü gerçekten materyal olarak güzel bir yapısı var. Sizler için karşınızdaki sevdiğiniz kişiye hediye almanız için seçtiğim Xiaomi Mi Band 6 akıllı bileklik. Şu anda akıllı saatler gerçekten çok popüler. Hepimizin bir vazgeçilmez haline geldi. Ama fiyatları da bir o kadar yüksek. Xiaomi Mi Band 6 gerçekten bir fiyat performans ürünü. Bu arada bunu elbette bilenleriniz vardır. Hatta bu listenin çoğunu bilenleriniz vardır. Ama ben daha böyle işinizi kolaylaştırmak için sizlere hazırladığım bir liste. Xiaomi Mi Band 6 tam bir fiyat performans ürünü.
uyku takibinizi yapabiliyor, kalp ritminizi ölçebiliyor, spor aktivitelerinizi takip edebiliyor. Yani bu özellikler çoğu lüks markalarda var ve böyle biz bu özellikleri genelliklerini mutlu oluyoruz. Ama gerçekten bu fiyatta bir üründe böyle bir özelliğin olması gerçekten büyük bir avantaj. Ama bir dezavantajını da söylemem gerekirse, pek çok akıllı saatte de olduğu gibi sesli görüşme özelliği yok. Bu arada bu fiyatta olup da sesli görüşme özelliğinin olmaması bir dezavantaj değil. Çünkü bu fiyatın gerçekten 3 ve 4 kat üstünde olan birkaç akıllı saatte de sesli görüşme özelliğinin olmadığını sizlere belirtmemde fayda var. Alabileceğiniz teknolojik ürünler listemde ise 6. sırada. Son ürünü de anlattıktan sonra artık bu videonun sonuna geldik. Bugün size gerçekten bayramda sevdiğiniz insanları alabileceğiniz en uygun fiyatlı ama performansından da ödün vermeyecek ürünleri seçmeye çalıştım. Umarım ki bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki videonun artık bu kısmına kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ben çünkü hani yorumlara gerçekten önem veriyorum ve yorumların hepsini olabildiğince elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. O zaman bu videoyu da daha fazla uzatmayayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve iyi bayramlar şimdiden.